Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı e, galibiyet elde etti. Bayern Münih maçı öncesinde e, Galatasaray'ın handikaplı olduğu maçlar bunlar. Yani ne olursa olsun istediğin kadroyla çık, full. Yani rotasyon yapsan da başka bir kısıtlama, e, as oyuncularla da çıksan. E, ne olursa olsun kendini biraz sakındığı maçlar oluyor bu mücadeleler. E, çok böyle acayip yani kötü bir durum olmamakla birlikte Galatasaray'ı Son viteste göremiyoruz biz şampiyonlar ligi maç hı hı. önlerinde de sonlarında da e, böyle bir durum var. Ama işte böyle anlarda hep söylüyorum yani Icardi dışında bir skor gücün olması gerekiyor. Senin Icardi dışındaki en büyük skorerin Kerem Akdürk olursa o, o sorunu yaşıyorsun demektir. Çünkü Kerem'in de, Kerem en çok asist yapan oyuncu en skorer ikinci oyuncu olursa bu sefer zahalar, ziyeler, onu teteler... Ee, bu kadar büyük övgüye mansar olan oyuncular nasıl niye bu skor topuna girmiyor dedi. Bir sormak gerekiyordu. Burada bir Frezza muazzam bir cevap verdi. Ben de biraz artık ümitsizliğe kapıldığımız söylediğim bir dönemde güzel bir cevap oldu. Bana da güzel bir cevap oldu. Ee, ama istediğim cevapta buydu. Ben zaten bunu görmek istiyorum. Geç kaldığını düşündüğüm bir çıkıştı. Çünkü olur mu abi böyle bir şey? Galatasaray'ın en skorer 3. oyuncusu Ekim Sonu. Abdülkerim Bardakçı iki gol ya. Olur mu abi? Olmaz yani. O yüzden Galatasaray'ın bir tane mutlaka ikinci bir güçlü skorer bulması gerekiyor hatta Kerem'le aynı olması bile Zaha'nın düşük kaldığını gösterir. Zaha'nın, Zaha'ya 15 gol yazamıyorsan ligde ciddi bir problem. Hadi bu sene biraz işte sakatlıklar yaşadı, toparlanamadı vesaire. Hani belli bir zamanı kaybetti. 15 göreceğini düşünmüyorum ama en azından ya bu maç ya Icardi ya Zaha atar demen lazım. Icardi atar. La olmaz. Adam ayağa gitmiş. İğnelerle, kupunklarla, onlarla, bunlarla idmansız maça çıkıyor. Ya bütün sen e, görevi sakatlıktan, fedakarlıkla oynayan bir adama yükleyemezsin. O yüzden de e, bir ekstra performans gerekiyordu. Fred Zaha da gerçekten Zaha gibi hani öyle kolpadan bekini kapatıyor. Ee, pozisyon alıyor falan. Abi bu o böyle olmaz. Zaha dediğin parçalar yani. Zaha budur abi. Zaha Pep Guardiola Zaha'ya bu yüzden mi girip soyunma odasına haftaya Zaha ile oynayacaksınız. Toparlanın kendinize gelin diyor. Bekini kapatıyor diye değil herhalde. O da ekstra yani. O da Zaha'nın paketinin içinde ama Zaha'yı Zaha, yı Zaha yı yapan o değil. Zaha'yı Zaha, yı Zaha yı yapan bu. Ee, nerede şey yaptım biliyor musun? Ee, bir çalım attı. Wings'e galiba. Bir sağa çekti, sola çekti. Sol şutu attı böyle. Çok kötü bir şut attı. Zaha'nın bugün Zaha gibi oynadığını orada anladım. Hatta Berk'le konuşuyorduk. Berk Göl vardı yanımda. Dedim ki bugün gol asist yapmasa da şey yapacağım. Zaha'nın toparlandığını konuşacağım dedim. İlk konu konuşacağım. Bir 10 dakika sonra gol attı zaten. Yanlış anladım. Ama Ankara 3'ün başında da iyiydi ya. Hatta yani, bence daha iyiydi. Bundan daha bence, iyiydi. Bence çok domine etti bu maçı. Ankara bence daha da domine etti Ankara Ucu maçını. Ben katılmıyorum ona. Ee, bu arada... Ama bunu bekin, görmek gerekiyordu yani. Kesin yani skora direkt katkısı var bu maçta. Ee, ama Bekir'in kapatıyor konusunda ben de Bayern Münih maçında savunma yardımlarını da ölmüştüm. Ve abi kapatsın ben onu kötü bir şey olarak söylemem. yok yok şunu söylüyorum. Hani şey diyor, çok ya. iyi oynuyor sen görmüyorsun. Ama ço çok iyi oynaması bu değil ki Zaha'nın. O yok, ba o Barış Alper Yılmaz'ın çok iyi oynaması sandın mı? Abi yok ben kendi açımdan neden onun altını çizimi söylüyorum. Mesela yani. TT'ye te de bunu diyebiliriz değil mi? Pozu, savunma katkısı, evet. çabası var, şeyi var. TT'ye kabul edersin Tete yani Zaha değil o. Zaha'nın öncelikli özelliği değil diyorsun. Tabii Zaha Z yani Zahaya alma sebebin o değil zaten. Yok ben şu yüzden altını çiziyordum onun. Zaha süperstar olsun ya o maçı. Ya. Öyle domine ettiğin maçı Zaha'nın alması lazım zaten. Ee, ben o yüzden mesela Bayern Münih maçındaki savunma yardımlarındaki olağanüstü pres yaptı. Yani en güçlü pres güçlerinden bir tanesi Zaha'ydı. Ee, United maçı da canlı izledim. Baya Solkan bek gibi geliyordu pozisyon savunması yapıyor. United maçını in. canlı mı izledin? İzledim. İzlemedim mi? Ha izledim. Ben şey oldum. Nasıl izledin ya falan. Senden <laughs> kaçak izledim. Nasıl ya? ya yani United'ların içinde. <laughs> Aa falan. Görüşteydi. Dur hemen. bir şey oldu. Canlı mı izledin? Nasıl ya? Bir de o... şey dedim. İkinci maç oynandı mı lan falan. Aklına <laughs> <laughs> 0.1 canlı saniyede. Canlı izledin. Görmüşsün ya? söylüyorum. İkinci maç mı oynandı? <laughs> kaç kaç bitti? Söyle. Gidip izlemiş. Ben ee... gelecekten. Belki de izleyeceksin ama belli olmaz. <laughs> Olabilir. Bu maçı belki de izleriz. Solkan Spek yardımlarını falan bayağı yaptı o maçta savunma Ben şu yüzden altını çiziyorum. Şimdi ben zaten ümidimi kesmem için bir çaba görmemem lazım. Mesela şu an Endombe'li hakkında çok ümit var konuşamıyorum. Çünkü bir şey görmüyorum. Ya yani Endombele bir dert edinme görmüyorum. Yani Kardeşim bir Kardeşim sen niye bu konuyu niye böyle bir konu açıyorsun? Niye? Moralimizi bozuyorsun Endombe'li falan. Hayır. <laughs> <laughs> <Aa> yani <direkt gülüyor> bir şey bekledim. kadro içerisinde örnek var yani ümit, <laughs> evet ya. ümit kesmen için çaba görmemen lazım. Ya yani Wilfred Sağ'da ben o çabayı görüyorum. O yüzden o şeyin altını çiziyorum mesela. Bayern maçında adama demişler ki bak şöyle basacaksın. Top rakibe geçince Helike'ye ne e kadar geleceksin? E bunu yapıyorsa demek ki bir odak var yani. Bir işi dert edinme var. Kafayı takmışlık var. Hal böyle olunca elbet bu iş skora da yansıyacak diye düşünüyordum ben. ya yani elbet Wilfred Sağ Ankara Hücum maçında olduğu gibi Süper Lig maçlarında özellikle tek başına maç alacak performansla verecek diye düşünüyordum o yüzden çok da şaşırmadım ben açıkçası bir fırsat performansına. Ama hakikaten e, dediğin gibi attığı goller dışında bence zaten asıl altı çizilmesi gereken konu birebirlerde bir zorlamaları yaptı Christmas evet Palace'da, abi. özellikle oturup maçını izlediğimiz bu birebir zorlamalarını yaptı. Alıyor bak sağda presi yapacağım diyor rakibine. Top, hop buradan çıkıp Abi Allah aşkına vur dağa taşa vuruyor ya. Bu adamı geç böyle wing, wing <laughs> böyle geç dağa taşa vur önemli çünkü bir noktada atacak onları. Belki hıtrik yapacak yani. Ama şeyi görüyorduk değil mi? Mesela aynı hareketi yapıyordu. Sağa çekip sola çekmeye çalışıyordu. Sağ çekiyordu, topu sola çekiyordu, kendi kalıyordu sağda. Hani gidemiyordu topa. Ya bu sefer oyuncuyu da eksilt, oyuncu eksilten bir daha gördük. Oyuncu eksilttiği zaman zaten topu da doğru kullanıyor. Ee, bazı pozisyonlar var. Zaha'nın pek adı geçmedi. Ziyehim miyehim falan pozisyonları işte şut mu çıktı. Başlangıcı hep Zaha'ydı. 2, Bu yüzden diyorum yani 2, hücumun başlangıcı, hücumun yaratıcısı konumunda olması lazım. İlk 20 dakikada 5 tane pozisyon hazırladı. Bu arada zaten 15 gol diyorsun ya. Zaha'yı aslında çok böyle skorer olarak tanımlamıyorduk. <laughs> e, Sadece bir sezon istisna. Conor Gallagher kiralandığı zaman o biraz daha on numara pozisyonda oynuyordu. O dribblingçilik yapıyordu. Merkezde top taşıyordu. Zaha daha kareye yakın topla buluşuyordu. O zaman çift tane yaptı. Ama normalde Zaha hazırlayıcı tarafta da çok var. Hani skor kısmı da tamam. Tek başına gol de atar. Bu arada ilk golü tek başına attı. Gitti kendisi de topu kazandı. Ha işte onu diyorum. Ya. Bu ya, attı. ya daha bu. Ama benim için mesela e, sadece skordan bağımsız. Belki 15 gol yazmayabilir ama ilk yarı ilk yarıda ilk 20 dakikada 5 tane pozisyon hazırladı. Ziyeş'e çıkardığı top, Kerem'e çıkardığı top, arka direğe gönderdiği top. E, hemen hemen her pozisyonda karşısına aldığı rakibi eksitti. Özel performans. Ve hatta bence iki tane performans altı çizeceğim. Hakim Ziyeş ve Zaha. Ben Hakim şimdi hafif hafif fragmanlar verdiğini düşünüyorum.